Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FG Tech'in henüz Türkiye piyasasına çıkmamış Scorpion isimli gaming mouse'unu inceleyeceğiz. Ve videonun sonunda 10 adet Scorpion, 15 adet de FG Tech Estrella mouse hediye edeceğiz. Ben Barış Kahraman, hoş geldiniz. Evet, FC Tekin Scorpion modelinden bahsedeceğiz. Henüz Türkiye piyasasına çıkmadı. Türkiye pazarına da muhtemelen Scorpion ismiyle değil, Estrella Pro ismiyle girecekler. En azından bizim elimize gelen bilgiler öyle. O nedenle mouse'la ilgili çok fazla e, inceleme videosu vesaire bulamazsınız internetten. Haberiniz olsun. FC Tekin ürünlerin en büyük özelliklerinden birisi uygun fiyatlı olmaları. Uygun fiyatlı olduğu için arkadaşlarımızın kafasında bazı soru işaretleri kalabilir. İş gören mouse'lar çok profesyonel, çok üst düzey mouse'lar değil. Piyasada elbette çok daha iyi mouse'lar var. Ama e, şu an diğer modellerini incelediğinizde fiyat aralığını göreceksiniz. Son derece sahip olunabilir ve eğer profesyonel oyuncu değilseniz ya da e-sporu kariyer olarak vesaire düşünmüyorsanız işinizi görecek çok tatlı bir gaming mouse olduğunu söyleyebilirim. E, şu anki Scorpion, gelecekteki s Pro modelinin tasarımından bahsetmek istiyorum biraz. Tasarımı simetrik yapmışlar yani hem sol elle kullanım için hem de sağ elle kullanım için son derece uygun bir mouse yapmışlar ama oyun performansı açısından sol elle kullanmanız sıkıntı yaratabilir çünkü tuşları tek tarafta sol elle kullandığınızda tuşlar serçe parmağınıza denk geliyor o yüzden baş parmakla kullanıma yani sağ elle kullanıma daha yatkın olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında üzerinde 5 adet programlanabilir bir de DPI ayarlama butonu mevcut. 5 adet ayarlanabilir butonlarımızdan birisi de elbette mouse'umuzun tekerlek kısmı tuş olarak kullanabildiğimiz tekerlek kısmı. İnternetten mouse'un sürücüsünü indirip son derece kolay ve basit bir arayüze sahip olan programdan istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz tuşları. Örneğin ben yanındaki tuşları ses açıp kapatma düğmesi olarak kullanıyorum. Bu arada mouse'u bir haftadır test etme fırsatım oldu. Kullanımının çok rahat olduğunu söyleyebilirim. Ee, yorgunluk hissi vesaire bilek ağrısı falan yaratmadı bende. Dediğim gibi 5 adet tuşu mevcut. Ee, i̇ki tanesi kenarda baş parmağınızın hizasında etrafındaki mavi ışıklarla gayet şık duran tuşlar. İki tanesi klasik mouse tuşları zaten sağ ve sol klik. Bir tanesi de hem tekerlek olarak hem de 5. buton olarak ayarlayabildiğiniz yine özelliğini kendinizin belirleyebildiği bir buton. Tekerleğin hemen altında DPI ayarlama butonumuz var. Bu arada DPI'den bahsetmişken mouse'un DPI özelliklerini de söyleyeyim. Işık yanmıyorken yani düz konumdayken standartında 800 DPI. Bir kere tıkladığımızda 1200 DPI'ye çıkartıyoruz bunu ve ışığın daha parlak olduğu 3. kliimizde de 2000 DPI'ye çıkartabiliyoruz. 2000 DPI bir gaming mouse için size düşük göre gelebilir. Ee, piyasada 8200 DPI'ye çıkan mouse'lar var. Hatta yeni nesil sensörlerle 12000 DPI'ye çıkan mouse'lar var. Ama e, bu biraz sizin oynadığınız oyunla ya da kullanım amacınızla alakalı. Çok fazla first person shooter oynamıyorsanız mesela benim gibi daha çok strateji oyunları oynayan bir oyuncuysanız çok aşırı e, hassasiyetlerde gezinmenize fazla gerek yok. Onun dışında e, Mass Effect oynayan bir adamım. Mass Effect için de son derece kullanışlı olduğunu söyleyebilirim. Hem programlanabilir tuşların hem hassasiyet alanının. Mouse'un ayrıca bir USB kablosu mevcut gördüğünüz gibi ki Gaming Mouse'ların çoğu kablolu zaten. Kablosuz Gaming Mouse bulmak çok zor. Çünkü hassasiyeti, tepki süresini vesaire. USB ile daha rahat aktarabiliyorsunuz. 1,5 metre uzunluğunda bir kablosu var. Bu da kolunuzu istediğiniz kadar açmanıza imkan verebiliyor ya da mouse'u ekrandan kısmen biraz daha uzakta tutup rahat rahat oynamanıza imkan veriyor. Evet inceleme videomuzun başında da belirttiğim gibi 10 adet FC Tekin şimdiki ismiyle Scorpion olan Türkiye piyasasına girdiğinde muhtemelen Estrella Pro ismini alacak olan mouse'undan 15 adet de yine FG Tekin kablosuz mouse modeli olan Estrella modelinden hediye edeceğimizi söylemiştik. Bu mouse'lardan birisine sahip olmak istiyorsanız da bizim Twitter hesabımızda başa tutturulmuş olan iletiyi retweet ediyorsunuz. Webtekno'nun haberlerinden istediğiniz herhangi 5 tanesini retweet ediyorsunuz. Yani toplamda 6 Webtekno tweetini retweet etmiş oluyorsunuz. Benim başımın üzerinde görünen adresten ulaşacağınız katılım formunu dolduruyorsunuz. Ondan sonra 5 Haziran Cuma günü bizden haber bekliyorsunuz. Kazananları webtekno.com üzerinden, webtekno'nun Facebook hesabından, webtekno'nun Twitter hesabından, Google Plus hesabından, hatta belki de webtekno'nun Periskop hesabından bile duyurup Sağır Sultan'a bile ulaştıracağız. Hoşçakalın. Bu arada programı kapatmadan son bir şey unuttum acilen söylüyorum. Bizi yanındaki hesaplardan takip etmeyi unutmayın. Tekrar hoşçakalın.